Mehmet Erdoğan Seyfun, ikinci anlatıcımız siz olur musunuz efendim? Lütfen buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. 1947 Üsküdar doğumluyum. Fakir bir ailenin çocuğuyum. İlkokulu da Üsküdar'da okudum. Atat İsmail ve Hacı İsmail okullarında. Ondan sonra yaz aylarında böyle çeşitli berber çıraklığı. Ondan sonra cuma pazarında önce dayımın tezgahı vardı. Orada salatalık falan satardım. Ondan biraz büyüdükten sonra ortaokula başladım. İşte orada da güzel güzel okurken bu kravat davasını hocayla takıştık. Ondan sonra okuyamadım. Babam zaten varlıklı değildi. Aldı beni okuldan. O vakitte ben berberliği seçtim, berber çıraklığını. Öyle 2-3 sene çıraklık yaptıktan sonra berber oldum. Askerliğe kadar berberlik yaptım. Ondan sonra askere gittim. Afyon ve Eskişehir'de avcı olarak yaptım. Orada da çeşitli şeyler başıma geldi. Orada askerlerin bir soyadı vardır. Onunla bana hitap eden bir astsubay oldu. Onun için 4-5 ay bir ceza aldım onunla. Münakaşa ettik. Askerlik bittikten sonra Selimiye'de berberlik yapmaya başladım. Aileme bakıyordum. İşte bu arada işte bir daire almıştık babamın emekli edip. O dairenin şeylerini, taksitlerini ödüyordum. Ondan sonra bunları şey yaparken 77 senesinde babam öldü ama dairenin taksidi bitmişti. Ondan sonra annemle yalnız kaldım. İşte benim bir tane ayarsız kardeşim vardı. 12 tane çocuğu, bir de hanımı bizim elimizde. Ondan sonra içkiciydi o. Eve bakmaz etmez şey yaptı. Hepsi bana kaldı. Annem, evlenmemiş bir kız kardeşim vardı. Sonra da çocukları büyüttük. Ondan sonra kız kardeşimi evlendirdik. Ondan sonra yine bırakmadı bizi şeyler, böyle sıkıntılar. Ondan sonra annem vefat etti. Sonra iyice yalnız kalınca bizim biradere bir iş temin etmek için işte bir taksi alıp plaka, kiralık plakayla çalışsın dedik. Evimizi de sattık yok paraya. Ondan sonra o işi de yapamayınca, yani yapamadı insan çalışmazsa biliyorsunuz hiçbir şey olmaz. Ondan sonra oradan da üsrana uğrayınca, ondan sonra yiyenler miyenler şey yapmıyor, hiç bakmıyorlar, etmiyorlar, eylemiyorlar. Ondan evde gitti. İşte benim bir tane kardeşim vardı işte evlendirdik dedim mi? En küçüğümüz 1960 doğumlu. Hem onların da maddi durumları iyi değildi. Onlara da koltuk vermeye başladım. Bu arada tabii biz şey yapıyorduk, altta kalıyorduk. Her neyse 1911 senesinde o da kanserden vefat etti. Eniştemle de anlaşamadım. Çünkü o da benim biraderin kafasındaydı. Onunla bir müddet Silmiye'de çalıştığım yere dükkanlarda kaldım. Bir iyi, bir kötü işte gidiyorduk. Ondan sonra hocama 3-5 sene daha geçti. Benim bir ses kısılma olayım oldu. Ondan sonra ses kısılma işte doktora gittim. Haydarpaşa'nın bunu hastanesine gittim. Onda bir polip var dediler. Onu alalım. Onu alırlarken işte çeşitli şeyler istediler. Burada ben 10-15 gün önce kalp krizi geçirdiğimi söylediler. Bundan 1,5 ay sonra kalp ameliyatı oldum. Kartal Hastanesi'nde. Koşuyorlu kalpte. Ondan sonra bunu şey yaptıktan sonra, ameliyat olduktan sonra yine düzeldim. Yine 2 sene daha çalışmaya başladım. Bu sefer bir öksürük geliyordu. Acaba oradan mı falan diye gittim yine doktora. Bu sefer dediler senin akciğerinde bir tümör var.
şöyle ufak tığnam kadar. Ama dediler ailende olduğu için bir kişi de biliyorsun. Zaten bunu topu topu 2 sene yaşıyormuş girdikten sonra vücuda. Onun da ameliyatını oldum. Onun ameliyatını olduktan sonra 8-9 gün ben komada kaldım. Çok ağır geçirdim. Bizim Aziz Mahmud Efendi, bir arada Aziz Mahmud Efendi'de oturuyordum. Kiralık bir ev buldum da orada, şey arada. Ondan oranın muhtarı var, Aliye Hanım. Benim Uncular Sokağı'ndan bayan arkadaşım var, onlar arkadaşlar. Mahallemizin kızları. Ondan sonra bana misafirliğe geldiler eve. Evim yazlıktı. Yazın çok güzel, bahçesi var. Fatih Mahkemesi var onun arkasında. Ondan sonra benim o evde yani ameliyattan sonra kalamayacağımı düşündüler. Muhtar Hanım bana dedi ki, Erdoğan amca seni dedi Dalloze'ye yazdıralım mı? Ondan sonra ne dersin? Hani benim sanki hayır diye bir itiraz edeceğimi zannetti. Ama inanın ki benim de kafamda vardı. Böyle Dalloze'ye birini şey yapsam, ön ayak olsa bir şey yapsa filan diye. Ondan sonra neyse ben o buradan sizlerden bir bayan geldi. Ben de söyleşi yaptı. İşte biz seni Dalloze'ye alsak şey yapar mısın? İşte ben de bu arada 53 kiloydum. Şimdi 68 kiloyum. 53 kiloydum. Beni buraya kabul ettiler. Sağ olun. Ondan buraya girdikten sonra ben baya baya kendime geldim. Burada çeşitli etkinliklere katıldım. Ahşap boyama, seramik boyama. Ondan sonra tiyatroya gidiyoruz şimdi. Tiyatroda eğitimi görüyoruz bu yaştan sonra. Ondan sonra okullara gidiyorduk. Bir çınarlar, fidanlar projesi vardı. 22 hafta okullara gittik. Ondan sonra oradaki çocuklarla çok güzel vakit geçiriyorduk. Okullarda bize müsamereler veriyorlardı. Ona ikramlarda bulunuyorlardı. Hatta Beylerbeyi Sarayı gibi bir böyle gezilecek yerlere götürüp orada kahvaltı ediyorlardı salonunda. Ondan sonra çocuklar çeşitli sorular soruyorlardı bana. Çok güzel. İlk hayvanın neydi? İsmi neydi? Ondan sonra buna benzer şeyler çok hoşuma gitti. Şimdi demin dediğim gibi burada 68 kiloyum. Her türlü etkinliği yapıyorum içeride. Yapabildiğim kadar. Ciğerimin yarısı gitti, onu söylemedim. Onu da buradaki doktorlarıma gönderiyorlar. Muayeneme ettiriyorlar, sağ olsunlar. Ama çok, çok dinç durmuyor mu Mehmet amcamız? Mehmet amca çok dinçsiniz maşallah. Spor yapıyorum. Çok iyi ki varsınız, çok çok teşekkür ederim. Niye dinç duruyorum biliyor musun? Çok iyi bakıyor Dalloze bana. Allah razı olsun. Yani bizim gibi çok arkadaşlarım da var. Herhalde buradalar. Onlar da çok memnun. Müdürümüz Tülay Hanım. Koordinatörümüz Ayşegül Hanım. Sağ olsunlar. Ya bizim rahat etmemiz için ellerinden geleni yapıyorlar. Teşekkür ederim. Mehmet Erdoğan Seyfun Kayışdağ yerleşkesindeki kıymetli büyüğümüz. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olun.